Hayırlı akşamlar değerli ETV izleyicileri. Bir Hakikat Penceresinden programında daha yine sizlerle beraberiz. Değerli konuklarım Sayın Ali Emir Osmanoğlu, Sayın Halil Köprücüoğlu ve Sayın İsmail Ömer Reisoğlu ile birlikteyiz bu hafta. Sayın Köprücüoğlu, daha önce size anons etmiştik. Almanya'da yıl sonu itibariyle oradaki bizim Türklerin bir programı vardı, ona dahil oldu, geldi. Hem kendisine önce bir bu bizimle beraber olmadığı sürede neler yaptı, neler etti, onları bir soralım. Bu yeni yıla girerken Almanya'daki hal nedir, neler gördü, bunlarla ilgili bize aktarmak istediği hususlar var mı? Onu inşallah bir kısa bir 5-10 dakika dinleyelim. Daha sonra da devam ettiğimiz peygamber mucizelerinden günümüze ışık tutan mesajlar konusunu işlemeye devam edeceğiz. Evet, bir müddettir yani nübüvvetle birlikte başladığımız bu fikri yolculukta Kur'an'da geçen peygamber kıssalarından, peygamber mucizelerinden bahsetmeye başlamıştık. Tabii Kur'an Cenab-ı Allah'ın kelam sıfatından geldiği için zamanla mukayyet değil, zamanla eskiyen bir kitap değil. Dolayısıyla hükümleri, ayetleri her asra hitap ediyor, her asra mesajlar veriyor. Peki bu tarihi hadise olarak değerlendirebileceğimiz bu peygamber mucizelerinden acaba günümüze mesajlar var mıdır? Sualini sorarak başlamıştık ve o zaman böyle bir sual soruyor. Madem bu Kur'an hakimdir, hikmet kitabıdır. Dolayısıyla bu sadece bir o ana ait bir mesaj içermemesi lazım. Bir cüz'i hadiseyi anlatırken pek çok külli kanunların uçları da bunun içerisinde olmalıdır. Ve bugünün insanlarına da o hadisede bir takım mesajlar, yansımalar olmalıdır fikrini Kur'an'ın özelliğinden yola çıkarak soruyor ve buna cevaplar veriyor. Bunu işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da, Hazreti Musa Aleyhisselam'da, Hazreti İsa Aleyhisselam'da, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da konuşmaya devam ettik. İşte tıp konusunda, işte sihir konusunda, işte ateş konusunda pek çok şeyleri işledik. Bir de demir konusunu işledik. Evet. Yine Taht-ı Belkıs eşyanın naklini, suretlerin naklini, sesin nakli konularının bugüne bakan yönlerini işledik. Şimdi bir de yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Bismillahirrahmanirrahim ve alleme Ademel esmae külleha ayet-i kerimesi, yani talimi esma hadisesi. Cenab-ı Allah bütün isimleri Adem'e öğretti ayet-i kerime. Nedir bu? Ne anlayacağız bundan? Belki ben bir kısa giriş yapayım. Ondan sonra açalım Halil Bey'in bir selamlamasından sonra. Evet, Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi Cenab-ı Allah melaikeye İşte ben insanoğlunu, Ademoğlunu yaratacağım. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diye haber verdiği zaman melekler yani yeryüzünü fesada uğratacak, kan dökecek bir nesil mi yaratmak istiyorsun diye bir karşı sual veyahut da bir müşküllerini ifade ediyorlar Cenab-ı Allah'a karşı. Cenab-ı Allah da siz benim bildiğimi bilmezsiniz cevabını veriyor. Ve daha sonra da Ademoğlu'nu yaratarak meleklerin ona secde etmesini istiyor. Malum hadise, şeytan bir tek işte etmiyor. Melekler secde ediyorlar. Daha sonra işte Ademoğlu'na, Hazreti Adem'e Cenab-ı Allah isimleri öğretiyor. Yani bütün ilimleri, fenleri, kainatla ilgili bütün arka plandaki sırları, değil mi? Tabii. Yaratılış hikmetlerini ve kendisinin isimlerinin, sıfatlarının, şuunatının bilgisini Hazreti Adem'e aktarıyor. Ve ondan sonra meleklere soruyor. Meleklerin cevabı, senin bize bildirdiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur diye cevap veriyor. Subhaneke la ilmena illa ma allemtena inneke entel alim hakim diyorlar. Ondan sonra Hazreti Adem'e sual ettiği zaman da Hazreti Adem Esma'yı talimini Cenab-ı Allah'a arz ediyor. Hadise bu. Şimdi buradan bu hadise bize
ne mesaj veriyor bugüne? Yani biz Hazreti Adem'in madem çocuklarıyız, torunlarıyız, varisleriyiz, o zaman bu verasetle o gün yapılan bu icap kabulde, icap kabulden bizim hissemiz nedir? Bize düşen yükümlülük nedir? Ve bundan ne anlamalıyız? Bugünün insanı, dünün insanı, yarın insanı neler anlamalı? Sanıyorum ki bu konu ve düz zaman böyle bir bakış açısıyla bu gaybda cereyan eden hadiseyi günümüze taşımış. Bunu inşallah bugünkü şeyimizde, sohbetimizde işlemeye gayret edelim. Ama ben önce Halil Bey'e bir kısa bir selamlama yapması için sözü vereceğim. Buyurun Halil Bey. Evet, oradaki vatandaşlarımızdan ETV seyircilerine de selamlar getirdim. Bizim oradaki eğitimci arkadaşlarımız yıllarca, 15 yıldır... Yani Almanya'daki. Almanya'daki. Evet. Bu sefer daha ziyade Köln, Duisburg, Wittich, Düsseldorf gibi bölgelerde seminer çalışmaları yapıldı. Hemen hemen iki önemli merkezde daha ziyade program vardı. O programlar özür dilerim. Önemli değil. Küçük olur. Aksaklık oldu. Olur. Bir tarafta hemen hemen 15 tane belli periyotlarla seminer çalışması tarzında bu ETV programı televizyonda yaptığımızı adeta orada o tatil programına katılan 50 civarında öğrencilerle, liseli gençle yaptık ki tabii orada kendi geleneklerinden, inançlarından kopmayan kalabalık bir grup. İşte o seminer yeri olarak kullanılan yerler daha fazla kalabalığı istihap etmediği için o sayıda bırakıldı mecburen. Ki yoksa talep daha fazla. Çok fazla, evet. Yani orada da insanımız daha farklı bir konuma gelmiş. Artık 3. nesil bir taraftan dünyevileşme çarklarına rağmen dünyadaki değişime ayak uydurup daha modern, eğitimine dikkat eden, üniversiteye gidebilen, yani akıllı bir grup, babaları gibi orada işçi olmak istemiyorlar. Ve tabii biliyorsunuz oradaki eğitim sistemindeki bize gibi göstermelik bir şeyden ziyade daha ortaokul çağından itibaren öğrenciler şekillendiriliyor. Siz ancak işte jimnazyum gibi bir liseye giderseniz üniversiteye gidebiliyorsunuz, yoksa hemen hayata yönlendiriliyorsunuz. Bu bizim için hakikaten çok harika bir şeydi. Ve orada Türkiye'de çocukluğumuzda oynadığımız oyunları koca koca liselilerin o ciddi bir seminer çalışması içinde muhabbetle birbirleriyle paylaşarak gerçekleştirmesi güzel bir şey. Yani bildiri bir oynadık deme sakın. Yok, daha sertini oynadılar. Ben oynayamadım artık. Evet. 64 yaşına girdik İsmail Bey. Evet. Ama bir taraftan ya altta da... Altta yatmaya gelebilirdiniz size. Olabilirdi. Fakat çok iyi oradaki çocuklar. Sakatlayabilirlerdi. 140 kiloluk liseli öğrenci var. Sen tribünlerde oldun anlaşılan. Ben tribünlerde seyrettim. Fakat şöyle bir şey, daha medeni, daha böyle esprilere, sertliklere açık, kendini medeni müdafaa eden, kavgaya dönüşmeden fikirlerini beyan eden bir grubun içerisinde hakikaten sorulu cevaplı, çok ciddi konuları işlenmesi çok güzel bir şey. Bir de tabii orada yetişkinlerle bir 3 günlük program oldu ki 10 tane falan seminer yapıldı. Orada bizim işçi seviyesinde, yani tahsil durumu belki geri gibi görülen insanlarımız Avrupa'nın kitap okuma şeyine, üstünlüğüne onlar da kavuşmuşlar. Bol kitap okuyorlar. Dolayısıyla böyle fikri meseleleri ilgilenmeleri hakikaten çok sevindirici. Türkiye'deki hadiselere birazcık üzülerek bakıyorlar. İnşallah devletimiz bunları atlatır diye düşünüyorlar. Ben pek o siyasi şeylere girmek istemedim oralarda ama orada farklı bir şey yaşadım. Daha önce bir defa Stuttgart'ta 3-5 sene önce bir yılbaşı yaşamıştım. Burada da hakikaten belki Türkiye'den daha ciddi bir, yani bizim Türkiye'de tamamen eğlence sektörüne yönelik bir şey. Bazen de böyle Müslüman arkadaşlarımız nedense bu yılbaşı meselesine çok sert bakıyorlar. O üzücü bir şey. Biz orada biraz daha böyle modern düşünceli insanlar olarak hakikaten işte 2 aydır belki bu televizyonda Hakikat Penceresi programından insanlara nübüvvet
yolunu, onun insanlığa getirdiğini, yasak emir silsilesi dışında saadetimizle ilgili prensiplerin peygamberlerle ilgili geldiğini, hatta şimdi birazdan Hazreti Adem'le Esma meselesi işleyeceğiz. Sanki orada 2000 yıl önce, öyle diyelim, bizim peygamberimizden bir önceki ve hemen hemen peygamberlerin en büyüklerinden bir tanesi dünyaya geliyor. Onunla birlikte esasında kainat çok büyük değişiklik oluyor. Yani ben böyle ayrı bir dinin kavgası gibi hiç düşünmedim. Nasıl Osmanlıca, işte Orta Asya'dan, işte Hakkaniye Türkçesine, ta İstanbul hanımların konuştuğu Türkçe'ye kadar değişik şiveler, lehçeler yaşamışsa, sanki din de Hazreti Adem'den bugüne insanlığın saadeti için onların yaşadıkları hayatla ilgili standartlara uygun dini hükümler adı altında belki insanın saadet prensiplerine kavuşmuşlar. Şimdi mesela birazdan konuşacağız. Yani insan bu kadar üstün bir varlık ve yaptıklarıyla da hakikaten çok güzel şeyler yapmış. Ben şimdi düşünemiyorum ve tarihçileri sizin şahsınızda kınıyorum. Bir insan bu kadar mükemmel bir varlık, taş devri gibi yarı çıplak, vahşi, çiğ et yiyen, birbirini parçalayan böyle bir döneme inanmıyorum. Bana göre ya bilerek yalan söylüyorlar veya akılları yetmiyor veya işte bizim iddia ettiğimiz nübüvvet yolunun dışında çok cahilane bir şey düşünüyorlar. Halbuki peygamberlerle birlikte insan mükemmel bir hayata başlıyor. Olsa olsa bu taş devri, yontma taş devrini yaşayanlar Hazreti Adem silsilesinin dışında onun emrine uymayanlar. Bugün de esasında peygamber silsilesinin dışında duranlar birazcık vahşi yaşıyorlar. İşte bu savaşlar, din adına yapılanlar da esasında peygamber yolunun dışında olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü onlar böyle bir yol bize göstermiyor. Orada evet gece hakikaten hayat duruyor. 3-5 gün önceden tatil ediliyor. İnsanlar kendi dinlerinde belki haram da değildir. İşte içkilerini belki içiyorlar ama hakikaten büyük bir kısmı, biraz da Katolik temelli olanlar Hazreti İsa'nın aleyhisselam dünyaya gelişini kutluyorlar. Ve ciddi insanlar dertlerini anlatırken keşke onun asli dininin o güzel hükümler olsa da bu savaşlar olmasaydı. İnsanlar Almanya'da bile bu kadar işsiz güçsüz perişan hallere gelmeseydi. Keşke işte Hitler arası yaşanmasaydı diye bunu ifade ediyorlar zaten. Orada şu kadar bir şey söyleyelim Halide. Evet, hakikaten bu yılbaşı organizasyonlarının Hazreti İsa Aleyhisselam adına yapılıyorsa evet, elbette ki ona bakan bir manevi veçesi olabilir, vardır. Var. Ama onun dışındaki bir takım yanlış ve sefahate bakan uygulamalar da tamamen Roma'nın, eski Roma'nın pagan kültürünün Hristiyanlığa yamanmış şeklinden başka bir şey değil. Evet. Yani demek ki bir tarafta, çok güzel mana o, Hazreti İsa Aleyhisselam'la irtibatlandırıp ona bir manevi veçe kazandırmak belki güzel bir şey ama öbür tarafta paganist kültürün günümüze yansıması şeklinde, Hristiyanlık kültürüyle harmanlaması şeklindeki tarzı da yanlış tarafa odur. İsmail Beyciğim, Turgut'la gidiyoruz, bir düğün ve sünnete uygun. Her yerde var bu maalesef. Yani Mevlevi kıyafetinde birisi çıkıyor şeye, sahneye, hakikaten orada dans eder gibi dönüyor. Şimdi Mevlevi kültürünün, Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın insanlığa yapmak istediği, getirmek istediği o yüksek efkarı tamamen öldürmüşler. İş bir ritimle dönüş haline dönmüş. İslamiyet'te de İsrailiyat denilen, evet, İslamiyet'ten şey önce gelen bir takım putperest anlayışlar, evet, maalesef İslam'a da girmiş. Hayır yani mesela girmiş. Ben yıllarca isterse işte bu sahanın görevlileri bile kötülese, ben yılbaşını çocuklarımla elbette ki bazı meyvelerle, meşrubatlarla hep kutladım. Hiç de böyle dine karşı gelmek anını düşünmedim. Hazreti İsa'ya zaten ben inanmak mecburiyetindeyim. Ama İçki kullanmam da, kumar da oynamadım. Fakat o gece çocuklarımla bir yılın muhasebesini yaptım. Biz geçen sene ne hatalar yaptık? Muhabbetimiz edecek neler yaptık? İktisatsız mı yaşadık? Büyüklerimizi kırdık mı? Eksiklerimiz neler? Yeni yılda nereye dikkat edelim? Yani bunda ne beyis olabilir? Bu efendim bazen arkadaşların, din görevlilerinin bu kadar hücum etmesi ben anlayamıyorum şahsen. Aksine elbette ki her an için işte devlet de tıp da söylüyor. Sigaranın da içkinin de zararlı olduğunu, insanlarımız keşke bunlardan kurtulsa. Ama yani muhabbet, her şeyi ben vesile kılarım. Evlilik yıl dönümü de, çocuğumun doğumunu da o muhabbeti artıracak. Ama Batı'da da maalesef böyle olmuş, burada da böyle olmuş. Dolayısıyla biz en azından
daha dengeli insanlar olarak mesela Avrupa'ya işte buradan insanlar gidiyorlar. Orada belki değişik eğlenceli sektörlerde keyif edip geliyorlar ama bizim gibi bazıları da oraya gidiyorlar. Hakikaten kendi dünyamıza ait, fikriyata ait seminerleri sabırla 10 gün 15 gün ciddi de yorulduk ama değer yani. 50-60 tane liseli gençle hakikaten modern şekilde doğru kültürün üzerinde konuşabilmek çok güzel bir şey. İnşallah devamı da gelir. Bizim ülkemizde de bu tür şeyler olsun. Çocuklarımız yani siz de yaşamışsınız okul kapanırken hep bir yaşamışızdır. Olsun yani tatile girişimiz mezuniyet geceleri zaman içerisinde çığırından çıktı. Yoksa çocuk elbette ki eğlensin. Yani bir okul bitiriyor ya. 8 ay perişan. Yani bunun bu dengeli insan. Hep söylersiniz siz bana göre analiz sentez yapabilen yani yanlış doğru gibi siyah beyaz gibi bir kavram değil de Avrupa'daki gibi bir gri kavramının toplumumuza girmesi, bizden önceki dinlere müsamahayla bakılması, onlarla bırakın diyaloğu işbirliği halinde bu medeniyetin kurulması için hakikaten güzel şeyler yapılması çok güzel şeyler olur. Bediüzzaman'ın batıya bakış açısının en önemli noktalarından birisi de Hristiyanlığın içine girmiş olan bu putperest ve batıl itikatlardan temizleneceği, saflaşacağı evet. ve nihayet İslamiyet'e tevhid akidesine yaklaşacağına evet. dair olan hadis-i şerifler çerçevesinde bakar. İnşallah o noktaya doğru gelmesini temenni ediyoruz. Ben son yani. Yeni yıl kutlamaları mesela batıda belki onu da ikiye ayırmak lazım. Evet. Bir kiliselerde yani o dini muhteva içerisinde devam eden bir şey var. Yani kilise tabilerinin gittiği, yaptığı bir ibadet vecdi içerisinde bir karşılama. İşte onun mukabilinde bir şükran, yemektir, şudur budur evdeki şeyler. Bir de daha bu modern seküler felsefenin talebelerinin işte bunu vesile ederek nefsani bir takım şeylerin tatmini noktasındaki bu aşırılıklar anlamındaki evet. her zaman olur bir kutlama bu yani evet böyle bakmak lazım belki hadise. Bir tek şeyi evet. belki buyurun. Eklemek gerekir burada. Yani zaman içerisinde hakikaten hem kendi saadetleri hem efendim kendi memleketimiz dışındaki insanların saadeti içinde doğrularda ilmin verilerinde buluşmak bu insanlara inşallah nasip olur. Hakikaten bir beraber ve peygamber silsilesinin en sonuncusu olan bizim peygamberimizin de böyle bir müjdesi var. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın o dini hakikisine mensup olan yani Hristiyanlığın bozulmayan temel akideleriyle hareket eden hakikaten orada öyle insanlar var. Bizi de tanıştırdılar. Mesela bizim şu anda üniversitemizde görev yapan Bünyamin Duran Bey var. Kendisi bana çok yakın zamanda bir hadise anlatmıştı. Kilisede bir papaz, işte ortaokul lise çağındaki kalabalık bir grupla İslamiyet'i ve Hristiyanlık ilgili düşünceleri öğrenmek üzere bizim hocamızı çağırıyorlar Rotterdam'da. Bu sefer de Rotterdam'dan gelenler vardı mesela. Ona soruyorlar, siz Hazreti İsa'ya nasıl bakıyorsunuz? O da diyor, ben değil, benim dinim ona iman etmeyi emrediyor. İmansız oluruz iman etmediğimiz zaman. Yani, doğru mu diyor çocuklar? Ve o zaman ayetleri, ayet-i kerimelerden Ali İmran suresi olduğunu Kur'an'da bizzat Almancasını gösteriyor. Hatta diyor Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ailesinin isminden Ali İmran'la bir de Meryem suresinden bahsediyor. O metinleri okuyunca çocuklarda ağlayanlar oluyor. Diyorlar hocam bu doğru mu söylüyor? Papaz diyor ki evet. Maalesef bizden daha iyi biliyorlar ve Kur'an hürmete davet ediyor. Ama diyor şey elbette ki bu dünyevileşmenin de belli bir sınırda durması, ahlaklarımızı payman etmeden, hakikaten doğrularda birleşmemiz, mezhep kavgaları, din kavgaları, değişik şeylerle insanlığın sırtına geçilmelerin kalkması için bizlerin daha şuur olması hatta lazım. Hatta ne diyorlar? Biz Hazreti Meryem hakkında doğru ve gerçek bilgi öğrenmek istiyorsak, Kur'an'a bakmalıyız. Kur'an'da var bu bilgi evet, diye. Yani dolayısıyla bu ruh eğer insanlara sirayet ederse, böyle değişik şeyler alet etmek, menfaat, elbette herkes menfaatini bilsin ama bir de toplu menfaatler, bütün insanlığın saadet için yapılması gereken şeyler var. Belki işte şimdi Hazreti Adem'le birlikte Hazreti Adem'e ilk peygamber olarak Cenab-ı Hak Esma'yı, yani belki sadece eşyanın hakikati gibi değil de bütün böyle mahiyetini öğretip bize tevhid akidesini, eşyanın arkasında esasında zahir görülen sebeplerin değil de onları hükmeden
büyük ilahi bir gücünü, varlığını öğretiyor Cenab-ı Hak. Evet. Bu silsile bugüne kadar geliyor. Birisi elmaya ağaçtan geldi gibi düşünürken, sütün efendim ineğin arkasında olduğunu düşünürken, belki inananlar elbette ki o sebepleri de görüyor, onların ıslahı ile ilgili şeyler de yapıyor ama perde arkasında kendini tanıtmak için zatı bulmak. Zaten nübüvvet yoluyla diğer yol arasında en büyük fark bu. Bu, evet. Birisi kendi nefsine, kendi kudretine, aklına veriyor. Diğeri de elbette ki aklın, nefsin, gayretin yeri var ama esas büyük hissene Cenab-ı Hakk'a aittir. İmtihan sırrı gereği perdeyi geçiyor diye. Bu kadar söylüyorum. Tamam. Oradaki bütün arkadaşlarımıza selamlarım. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Evet Ali Bey. Başlayalım. Evet. Dalim-i Esma'ya. Şimdi programın başında okuduğunuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e Esma'yı öğretti. Talim etti. Bununla ilgili Kur'an'ın değişik yerlerinde bilgiler var. Yani sadece Bakara'da değil, başka yerlerde de Esma ile ilgili ayet-i kerimelerde bilgilerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bir başka noktasına dikkat çekerek oraya giriş yapalım. Şimdi Sure-i Rahman'da da Cenab-ı Hak insanı o yarattı, ona anlama ve anlatmayı öğretti diyor. Geçen hafta böyle bir cümle söyleyip önümüzdeki hafta buraya devam edelim demiştik. Şimdi bilimlerin gelişmesiyle beraber artık insan beyni ve onun fonksiyonları daha iyi anlaşılmaya başladı. Özellikle yakın zamanda yapılan çalışmalar insan beyni işlevi, işte artık ikiye ayırıyorlar insan beynini, sağ sol diye, bir kısmında duygusal, duyusal şeyler, diğer tarafta zihinsel falan. Fakat insan beyninin en şaşırtıcı fonksiyonlarından birisi konuşmayı öğrenmektir. Güzel. Ve şimdi mesela bir maymun yavrusu insanlar arasında kalsa insan gibi konuşmayı öğrenemiyor. Fakat bir insan yavrusu vahşi bir ormanda diğer canlılar arasında kalsa ve hayatını devam ettirebilse onların seslerini öğreniyor. Bu insanı, insan yavrusunu... Tespit edilmiş bir şey. Bu tespit edilmiş bir şey. Bu insan yavrusunu büyüme dönemi geçtikten sonra normal insanların arasına getirdiğinizde konuşmayı öğrenemiyor. Yani normal insanların arasında konuşmayı öğrenemiyor. Bu nörologların, efendim psikiyatrların vesairelerin üzerinde ciddi çalıştıkları ve şey yaptıkları, ortaya koydukları bir husus. Yani çeşitli büyümeyle ilgili psikologların şeyleri var. Yani genellikle kızlarda 20'li yaşlar olarak o büyüme evresinin tamamlandığı. Evet, tabii işte sporla, başka etkilerle bu belki birkaç sene aşağı yukarı kalabilir. Aşağı yukarı iklim şartları değişebilir. Olabilir. Kamala diye bizim eğitim kitaplarının önemli birisi vardı. Hatırlıyorsunuz belki, Hindistan'da değil mi? Bu çalışmanızın adeta şeyi o. En büyük deneme onun üzerinde yapılıyor. Evet. Yani anlama gibi, kavrama gibi, planlama gibi zihinsel faaliyetlerimiz var. Mesela konuşma gibi, dille ilgili, dilsel diyelim artık faaliyetlerimiz var. Mesela sabırlı olma gibi efendim duygusal faaliyetlerimiz var. Bunların hepsi beyne kodlanmış. Fakat bunların açığa çıkması için, kullanılabilmesi için insanın konuşmayı biliyor olması lazım. Yani o talimi Esma'yı öğretti ve işte ona anlama ve anlamayı öğretti. Rahman suresinde geçen o anlama ve anlamayı öğrettiğiyle beraber düşündüğümüz zaman, düşündüğümüzde ilk insanın mutlaka konuşmayı biliyor olması lazım. Yani, bir defa anlayabilmesi için dile ihtiyacı var. Hazreti Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Hem ilk insandır hem ilk peygamberdir.
peygamberlerin temel vazifesi Cenab-ı Hakk'ın kendisine indirdiği hükümleri tabilerine, ümmetlerine tebliğ etmektir. Tebliğ etmek için de hem anlamak için hem tebliğ etmek için bir defa kesinlikle konuşmaya, dile ihtiyaç vardır. Yani talim-i esma meselesinin temeli bu konuşma ve dile dayanıyor. Beyanı öğretmesi. Beyanı öğretti. Evet. Ona anla, beyanı öğret. Beyan nedir? İşte sözdür, anlamadır, anlatmadır vesairedir. Yalnız onun başında, yani hemen bir öncesinde, insanı o yarattı diyor. Bakın, ona dikkat çektikten sonra o beyan yarattı. O aynı beyanı özneyi kullandığımız olabilir zaman diğer cümleler içinde. O Rahman ona suresinin ilk ayetleri. İlk ayetleri hemen 2 3 4 şeyleri. O ona, yani Hazreti Adem'e anlamayı ve anlatmayı öğretti. Şimdi bugün insanlığın medeniyet alanında geldiği nokta hepimizin malumu. Artık 10 12 yıl gibi çok kısa sürede mevcut bilgi ikiye katlanarak gidiyor. Yani 10 yılda artık ikiye katlanıyor. 6 ay diyenler bile var. 6 ayda ikiye katlanıyor diyorlar. Doğru bu. Bazı iletişim konu, bazı alanlarda belki oluyor. İletişim teknolojisi bütününe efendim, baktığımız zaman belki öyle bir şeydir. Arttı. Kartopu usulü. Evet. Yani çığ gibi düşünelim. Gibi. Dönmeye başladığında işte bir anda hiç umulmayan büyüklüklere ulaştığını. Bir de bilimlerin alt dalları çok fazla alt dal oluştu. O derinleştikçe bu bilgiyi katlama süreci de azalmış oluyor. Şimdi dil anlama ve anlatabilmenin bir defa ön şartı. Medeniyetin bugünkü noktaya gelmesinin de aynı zamanda temeli. Çünkü biz yeni bir şeyi hep bir öncekinin üzerine bina ederek oluşturuyoruz. Eğer böyle olmasaydı, bu bilgi korunmamış olsaydı, biz her seferinde her insan o ilk insanın başladığı noktadan aynı şey yani tekerin boşlukta kalıp efendim dönmesi boşa dönmesi gibi bir durum ortaya çıkacak idi. Şimdi burada Hazreti Adem'e esmanın öğretilmesinden biz bir defa eşyanın isimlerinin öğretildiğini anlayabiliriz. Eşyanın mahiyetinin öğretildiğini anlayabiliriz. Hakaiki eşya esma-i ilahiyedir düşüncesinden hareketle zaten bunlar birbirini nakzeden, birbiriyle çelişen hususlar değil, birbirini tamamlayan hususlar. Cenab-ı Hak kendi isimlerini de ona öğretmiştir. Dolayısıyla bunlar birbirini bütünleyen hususlar. Yani Cenab-ı Hak kendi ismini öğretirken aslında eşyada o ismin tecellileri var. Eşyanın hakikatini de öğretmiş oluyor. Dolayısıyla eşyanın hakikatini de ona öğretmiş oluyor. Bu açıdan baktığımız zaman Kur'an'ın bu ayetlerinin birbiriyle irtibatını kurarak baktığımız zaman böyle bir manzara karşımıza çıkıyor. Demek ki esma taliminin temelinde konuşmayı, anlamayı öğretmek var. Buna uygun olarak donatarak Cenab-ı Hak insanı dünyaya göndermiş. O potansiyelin çıkabilmesi, ortaya çıkabilmesi, tezahür edebilmesi için o maddi ve manevi varlıkların, o kavramların isimlerinin öğretilme lüzumu var. İsim verme, dil icat etme kabiliyeti bunların ardından efendim gelecek şeyler. Tabii sizin o başta anlattığınız hadisede de meleklere bunun gösterilmesi. Dolayısıyla meleklere karşı insanın bir rüçhaniyeti, bir üstünlüğü ortaya konulmuş oluyor. Yani şimdi Cenab-ı Hak insanı niye yarattı?
şeylere, ayeti kerimelere baktığımız zaman, onu destekleyen hadis-i şeriflere baktığımız zaman, ben insanları ve cinleri beni tanıyıp bana ibadet etsinler diye yarattım. E şimdi tanıma nasıl olacak? Şimdi önce ona inanmayla, yani biz ona işte imanı billah diyoruz. Onu tanıyacağız. E bu tanıma neyle olacak şimdi? İşte o etrafımızdaki eşyaya bakarak. Çünkü zatını tanıma imkanımız yok. İmkanını vermemiş. Vermemiş, zaten bu kapasiteyle onu tanıma yapamayız. İmkanımız da yok. Niye? Çünkü o sınırsız, mutlak bize verilen tanıma kabiliyetleri, beyin işlevleri o idrakten nokta. Sınırlı. Evet. Dolayısıyla biz sınırlı bir kabiliyetle sınırsızı kavramaya çalışabiliriz. Anlamakta zorlanırız. Tam manasıyla anlamamız zaten mümkün değildir. Bunun için de Cenab-ı Hak insana bazı özellikleri vermiş. Biz o özellikleri bir ölçü olarak, bir kriter olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalışıyor. Yani imanı billah'tan sonra marifetullah. Yani bir Allah'a inanıyorum. Tamam, ama bu Allah kim? Hangi özellikleri var? Ne yapıyor? Ya da ne yapmıyor? Bizden isteği nedir? Talebi nedir? O zaman bu eşyanın hakikatini bilme durumu ortaya çıktı. Yani etrafımızda var olan, adlandırdığımız o eşyayı tanıma. Şimdi bana verdi, yani insan olarak hepimize verdi bu özellikleri. Yani içinde bulunduğumuz evreni nasıl yorumlayacağız? Nasıl yorumlayacağız? İşte niye Suallerine nasıl cevap bulacağız? Gelen bütün canlılar niye ölüyorlar? Öldükten sonra başka bir alem var mı? Var mı? Bu esma taliminin içinde bütün bunlar var. Dolayısıyla biz o eşyaya bakarak etrafımızda olup bitenleri anlamaya, buradan bizden ne isteniyor, niye varız, niye ölüyoruz, öldükten sonra nasıl bir hayat bizi bekliyor. Dolayısıyla biz bunları öğrendikçe dünyada işte efendim o 29. Leman'ın tercüme edilen kısmında ifade edildiği gibi bir derece ve numara alıyoruz. Bu derece ve numara bizim öbür taraftaki hayatımızın belirleyicisi oluyor. Yerimizin, makamımızın belki. Has muhatabı diyor. Evet. Yani bunun Kainat Sultanı'nın has muhatabı olmak gibi bir makam, ancak insana Bir makamla insan görevlendiriliyor. Peki, yani şöyle bir sual geliyor o zaman aklımıza. Şimdi dedemiz, babamız, atamız olan Hazreti Adem'de bunlar var mündemiş. Evet. Peki biz irsiyet yoluyla onun torunları olduğumuza göre bizde de bunların olması lazım. Veya bizde de bir şekilde tezahür etmez. Yani bizde vardır bunlar da, bazısında tezahür ediyor, bazısında etmiyor. Değil mi? Yani neden ediyor, neden etmiyor? Veya etmemesinin arkasında neler vardı? Geçmişte de bunu yaptık. Veya etmesini sağlayacak neler yapmalıyız? Yani buradan çıkaracağımız belki böyle bir şey olmalı bu hadiseden, değil mi? Yani bugün için de bugün için işte. Bugün için tabii. Diyorum, evet, zaten. Evet. Bugün için. Yani o böyle bir misyonla yerine gönderilmiş. Hatta gelmeden önce de bir hata dolayısıyla sürgüne gelmiş. Yani zahiren, orada da bir şeytana uyma var. Zahiren bir sürgün gibi. Zahiren bir sürgün gibi. Sürgün zaten, cennete göre dünya sürgün. Yani. Evet. Hakikaten de sürgün. Çıkarılması hadisesi. Değil mi? Çıkarılması. Bunun bir vazifeye bağlı olması lazım. Bir vazifeye bağlı olması lazım. Yani orada tekrar bu esma talimiyle beraber bu hatasını affettirecek ve tekrar cennete layık olacak bir hale geliyor. Veya gelmek üzere bir dava açılmış önünde. Değil mi? Evet. Böyle bir şey anlam yüklememiz lazım bu hadiseye yukarıdan baktığımız zaman. Yoksa işte bir hikayedir, orada gelmiş, gitmiş, bir şeyler öğrenmiş falan, o kadar mı? Olayın bu veçhesine zaten çok nazara etmiyoruz. Evet.
yani müsaade ederseniz. Tabii yani bunu işte biraz açalım. Arkadaşlar aslında konunun hem cereyan ediş biçimi var, hem ifade ettiği mana var, hem de hadisenin günümüz insanına, yani Hazreti Adem'den sonra gelecek, kıyamete kalacak kadar gelecek olan insanlara nasıl bir mesaj verdiği evet, konusunu anlama noktası evet, var. Buyurun. Şimdi bu hadiste diğer peygamberlerin mucizeleri gibi değil. Onlar netice itibariyle o mucizeler, onlar hayattayken peygamberliklerini muhataplarına ifade etme sadedinde, ispat etme sadedinde ellerine birer harikalıklar verilmişti. Ve bunlar neye işaret ediyordu meselesi üzerinde durduk. Hı hı. Şimdi Hazreti Adem insanlığın atası, peygamberliğin de fatihası konumunda olan bir şahsiyet. Ve bu hadise hiç şüphesiz işte arkadaşlar izah ettiler. Melaikeye ve diğer mahlukata karşı Hazreti Adem'in üstünlüğünü ispat sadedinde Allah tarafından ortaya konulmuş bir olay, bir senaryodur ama bu gaybda cereyan etmiş bir hadisedir. Evet. Diğer peygamberlerinki şehadete bu dünyada cereyan etmiş bir hadisedir. Şimdi orada Bediüzzaman Hazretleri arkadaşlar izah ettiler, açıkladılar. Şunu ilave etmek icap ederse veya tamamlama sadedinde. Tabii biz bu manaları ayet-i kerimelerden bu manaları kendi çıkarımızla ortaya koymuyoruz. Evet. Bu haddimizin çok fevkinde bir şey olurdu zaten. Bunu bu alanda mütehassıs olan şahsiyetler ki onlardan bir tanesi de Bediüzzaman'dır. Bediüzzaman Hazretleri'nin çıkarımları üzerinden bir mütalaa yürütüyoruz değil mi? Evet. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri orada talim-i esma, isimler öğretme meselesinde Hazreti Adem'in adeta mahiyetinin, ruhunun, kişiliğinin, Hazreti Adem'in o insani kimliğinin bir tarla hükmünde olduğunu, tarla teşbihi yapıyor. Yani adeta Cenab-ı Hak insan oğluna verdiği, vereceği bütün mükemmellikleri, sanatları, bilimleri, fenleri, buluşları, keşiflerin, icatların numunesini, çekirdeğini o tarlada ekmiş. Ekilen tohum elbette tezahür edecek, meyve verecektir. Ama bu meyve verme hadisesi sadece Hazreti Adem'in hayatına bağlı bir hadise değil, yaşadığı döneme ait bir hadise değil. İnsanlık yaşadıkça o meyve vermeye devam edecektir. Şimdi geçen haftalarda işlediğimiz yani tarlaya bu meyveler kızar. Bir tohum bazen bir ayda çıkar, bazen 10 senede çıkar, bazen 50 senede çıkar. Ama bu tohum öyle bir tohum ki devamlı meyve veriyor. Adeta Allah Hazreti Adem'i sembol olarak, insanlığın evet, atası olarak kabul etmiş. Ona bu onun mahiyetine yüksek mahiyeti, yüksek kimliği vermiş. Verdiği gibi daha sonra insanlığın yeryüzünde yaşadığı süreç içerisinde de tezahür edecek, meyveler verecek bir tarla adeta. Hatta genleri buna vasıta kılarak değil mi? İş şüphesiz. İnsana geçmesini. Dolayısıyla daha önceki haftalarda işlediğimiz peygamberlerin mucizelerinin işaret etmesi, peygamberler de yaşadığı süreçte o zaman dilimi içerisinde insanlığın aklını açmak, aklının önünü açmak adına o mucizeler gerçekleştirmiş. Hem peygamberliğine delil olmuş, hem de insanlığın aklının önünü açmak, onun benzerini yapmak, onun çizdiği o nihai son hududa ulaşmak üzere bir teşvik kamçısı olmuş oluyor. Şimdi Kur'an ve Hazreti Muhammed'e geldiğimizde bütün bu peygamber mucizelerini Hazreti Adem dahil diğer o arada gelen peygamberlerin mucizelerini ifade etmesi de artık Hazreti Muhammed de peygamberlik akışının silsilesinin hatimesi, sonuncusu, mühürü ve en mükemmeli olması hasebiyle onun elinde zahir olan Kur'an-ı Kerim'de de bütün yönleriyle o hakikatlar ortaya konmuş. Daha açık belki, daha net, tabii daha evet, anlaşılır biçimde ortaya koymuş. Ve mesaja gelince Bediüzzaman Hazretleri'nin bu hadiselerden çıkardığı o nihai mana diyor ki manayı işaretiyle. Yani hiç şüphesiz ayet-i kerimenin bir sarih manası var, açık manası var, işari var, remiz olarak ifade edilir. Yani işaret manasında şunu çıkarıyor. Diyor ki ey insanlar siz madem ki Hazreti Adem'in evlatlarısınız,
Evlat nedir? Babasının varisidir. Allah diğer mahlukata ve özellikle melaikelere karşı babanıza rüçhaniyet, bir üstünlük olarak bu ilimleri nüve olarak onun ruhuna derc etti. Sizler de babanızın varisleri olarak aynen onun yaptığı gibi o çekirdekleri siz filizlendiriniz, siz geliştiriniz. Kainat sizin emrinize verilmiştir. Siz bütün mahlukattan üstünsünüz. Çalışınız, gayret ediniz, araştırınız, bulunuz. Nitekim hakikaten insanlık bunun farkında olsun olmasın. Yani Hazreti Adem'den günümüze kadar yaptığı çalışmalarla birçok bilimler, fenler, o bilim ve fenlerin verileriyle, ürettiği teknolojilerle insanlık hayatını kolaylaştırmıştır. Yani kainatın bütün unsurları bu noktada insanın emrine verildiğinden ve bunu kullanmaktan bahsediyor. İnsan hayır, bunu... hayır, o zaman bu dediğine göre kainatta hakim esasında. Hakim yani, olan? Hı. Hayır. Hayır. Güzellikler, yani, muvaffakiyet, güzel şeyler var. Şimdi burada iki şart sanki dikkat çekiyor. Bunları bulunuz, kullanınız. Tekim insanoğlu buluyor, kullanıyor. Hayatını kolaylaştırıcı birçok teknolojik buluşları da ortaya koyuyor. Burada iki nokta herhalde dikkat çekiliyor. Birincisi vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla diyor. Yani ben bir şeyler buldum, icatlar, keşifler yaptım. Allah'ın yarattığı maddeyi kullandım. Onun peygamberlerinin ışık tutmasıyla bu noktaya geldim. Şımarıklığına düşmeden evet biz bir kuluz. Öncelikle o kulluk vazifemizi ifa etmemiz lazım. İsmail Bey, bu dediğiniz bizim kula da kaba lisanla küçük dağları ben yarattım demek. Havalarına girmemek. Evet. Aynen o tabiri kullanacaktım. Küçük da, insanoğlu bir şeyler buluyor, icatlar, keşifler yapıyor da mevcut olan malzemeden alçak dağları ben yarattım havalarını. Hayır, kulsunuz. Kullu, hani insanlar kul, hür oldular. Ama yine bunu ne zaman söylüyor? Meşrutiyet yıllarında söylüyor. Yani hürriyet dediğiniz şey ibahe mesleği değil. Yani her şey sarhoş etmesin sizi. Sizin o sarhoşluğa kapılmayınız, gururlanmayınız. Öncelikle o kulluk vazifenizden şaşmayınız. Bu önemli bir nokta. Bir de ulum ve kemalatta deyince buluşlar, keşifler ve icatları doğru kullanınız. İnsanlığın faydasına kullanınız. Ekolojik dengeyi bozmadan kullanınız. Tabiata, eşyaya, varlıkların hukukuna zarar vermeden kullanınız. Manas orada herhalde kemalat, erdem söz konusu olunca. İsmail Bey, bu dediğinize şu aykırı değil Allah-u Alem. Evet. Yani siz bir kırda otururken şahane bir uçak uçar uçsa evet. Siz deseniz ki nevimle iftihar ediyorum. Ki, evet. Çok şükür ki yani. Havaya Cenab-ı Hak bizi bindirdi. İnsanoğlu bu çalışmada muvaffak oldu. Evet. Bunun hiçbir mahsuru yok. Yani evet. O tevhid ilişkisini Hazreti Adem'e bahşedilen o vasıfları unutmadığınız müddetçe telaş yok o zaman. Elbette. Yani hilafet makamı zaten bunu gerektirir. Eşyanın size karşı musahariyetinin de bir şeyi, kanıtı. Ya, o da çok önemli. Değil mi? Yani halife ne demektir? Emri altında başka eşya var demektir yani. Zeminin, yeryüzünün halifesiyseniz, yani öyle bir misyon size biçilmiş. O zaman onun altındadır. Evet. Hatta o hilafet makamını biraz daha tekit etmek, biraz daha kuvvetlendirmek için o musahariyeti arttırma görevi de var sizin elinizde. Evet. Yani bilimsel araştırmalar yapmak, fen ve teknolojide ileri giderek o eşyadan daha fazla istifade etmek, daha fazla sizin emrinize onu sokma, kanunları bulmak. Yerine misyonunuzun gereğidir. İnsanoğlu misyonu. Ama o hilafet makamının verildiğini unutmamak şartıyla. Aynen. Hilafet yani makamının sahibi olarak kendinizi görmeye başladığınız zaman zaten yoldan çıkıyor. Şunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Yani doğru kullanımı çok önemli. Yani bugün hakikaten insanlık bir takım çevre problemleri vesaireler yaşıyorsa herhalde bu teknolojik buluşların doğru ve canlı haklarına, mevcudatın haklarına, varlıkların haklarına uygun bir rotada kullanmayışından kaynaklanıyor. Yani bugün ekolojik denge bozulmuş yeryüzünde. Neden? Evet, fabrikayı kuracağım. Ama fabrikadan çıkan atıkların, gerek bacasından gerek vesaireden çıkan atıkların çevredeki eşyanın hukukuna zarar vermeden, onların da bir hakkı hayatı vardır noktasını unutmadan yani. Mesela bu tabir şeyde kullanılıyor. Niye ki Allah yaratmış, hakkı hayatı vardır.
15. yüzyılda gerçekleşen bir çıkarılan bir belediye kanunnamesinde kullanılıyor. Yani hayvanlar, merkeplere fazla yük vuruluyor falan. İşte deniliyor ki onlara dilsiz yaratıklardır. Haklarını savunamazlar. Ne ki hak yaratmıştır. Onun bir hakkı hayatı vardır şeklinde. Yani bizim kültürümüzde evet insan halifedir, insan asıldır ama elinin altındaki diğer mahlukların, emrine verilen mahlukların da hukukuna yani insan haklarından da öte bitki hakları, hayvan hakları, daha Avrupa'da hayvan hakları bilinmediği süreçte bizde hayvan haklarından bahsediliyor. Kemalat deyince, ilimler deyince bunun doğru kullanılım meselesine de fevkalade ben şahsen önemsiyorum. Ya o zaman işte nasip oldu hacca gittik, siz de gittiniz. Orada o haç döneminde böceklerin öldürülmemesi, bir yaprağın bile koparılmaması gibi oradaki o dini literatürün içerisine bir şey eklenmiş. Tabii. Ve siz o dediğiniz 15. asırda diyorsunuz, 15. asırda diyorsunuz ama 15 asır önce peygamberimiz de bizzat deve gelip şikayet ediyor. Beni çok ağır şeylerde kullanıyorlar diye. Yani peygamber dilinde de esasında yani iddia ediyoruz ya peygamberlerin esasında insanın saadeti için. Esasında bu gözle bakınca hakikaten çok zaman kazanırız biz. Ali Bey çok güzel bir şey söyledi. Eğer insanlar tekerli ayet gelişmeleri hiç değerlendirmeseler, baştan itibaren bir daha geliştirmeye kalksalar, yeniden kanı gibi, eşyayı düz yerden çekmek gibi bir şeye dönmek. Yani o zaman rulman bile şimdi gülüş hale gelmiş. Hava yastıklarında 300 km hızla giden trenleri bir kenara itemezsiniz. O zaman peygamberlerin getirdikleri o temel manalara hakikat penceresinden bakıldığı gibi bakılsa çok zaman kazanacak insanoğlu. Elbette. O zaman bu mezhep savaşlar da kalkacak, bu boğuşmalar da kalkacak. Dini kimse alet edemeyecek. Ve korktuğumuz o ibadet gibi şey esasında insanın 24 saatte bir saatini alan ayrı bir ruhun, kalbin dinlenmesiyle ilgili evet. Ve belki bütün bu anlattıklarımızın farkındalığının ifadesidir. Evet, çok güzel bir hale gelecek. Şimdi bir de orada meleklerin o gaybi alemde cereyan eden hadisede işte meleklerin tabi olması, kabul etmesi ama şeytanın itirazı meselesi var. Oradan da şöyle bir çıkarım yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani Kur'an bunu niye alıyor? Ben bilmiyorum. Görmediğim bir hadise. Gaybda cereyan etmiş bir olay. Kur'an buna kelamında Allah yer veriyor. Gayb. Şeytan itiraz ediyor Adem'e ve onun büyüklüğünü tanımıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu ayeti, bu manayı tefsirinde şöyle bir hakikat var. Yani senin yaşadığın müddetçe, senin ömrü boyunca işler öyle tıkırında gitmeyecek. Bir düşmanın olacak. Senin terakki etmen, senin manen yükselmen, senin mükemmelleşmen adına karşına bir takım şerler çıkacak. Bu şerlerin başında şeytan oluşturacak ve şeytan sana bu yükselme, bu ilerleme, bu mükemmelleşme yolunda devamlı kelime takacak. Bunu aklından çıkarma. Hani Hazreti Adem'in şeyden cennetten dünyaya ihraç edilmesi konusunda Bediüzzaman Hazretleri bir tek tabir kelime kullanıyor. Neden gönderiliyor? Vazifesi tavziftir, vazifelenmek. O vazifeyi de üç ana umdede ele alıyor ama hepsinin ifade etmek mümkün değil. Bir tanesi insanoğlunun diyor ruhunda mevcut olan istidatların, çekirdeklerin belli bir zeminde filizlenip büyümesi, gelişmesi ve meyve vermesini murad ediyor Allah. Cennette kalsaydı o istidatlar gelişme imkanı bulamayacaktım. Çünkü orada şer yok, kötülük yok, musibetler yok. O zaman insana ihtiyaç yok. Zaten melekler o görevi yapıyor. Dolayısıyla insanın da terakki etmesi adına demek ki o hadisen alacağımız der, şeytan denilen bir mahluk olacak. Benim her hayırlı, faydalı, güzel ve gelişmeye yönelik her hareketimin karşısında bana çelme takma durumunda olan bir düşmanım olacak. Bu konuda da teyakkuz halinde olmam lazım. Ama onun olması da hayırdır. Çünkü onunla mücadele ederken böyle bir manen yükselme şansını da bana vermiş oluyor. Diğer taraftan Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelli etmesi için de Hazreti Adem'in cennetten ihracı gerekliydi zaten. Evet. Yani şimdi, anlamak için belki de. Yani tecellisini o, anlamak. O var olan isimler yani talime esma diyoruz ya nasıl anlaşılacaktı yani hasta olmayan bir insan varlık yani bir can o zaman bu Şafii ismi nasıl cennette hastalık yok evet, burada tecelli anlayamam edecek
nasıl tecelli edecek? Hatalar olacak. Evet. Gaffar. Evet. Tecelli. Yani bir günah işleyecek birisi ki oradan tevvap, o tevbe edecek, o tevbeleri kabul eden birisi olacak. Hasta olacak. Şafi işte acıkacak, ona rızık verecek. Dolayısıyla yani cismani ve dünyevi bir hayata bu isimlerin tecellisi için ihtiyaç var idi zaten. Yani Kainat Sultan'ın hakiki muhatap olmak için onu en ileri derecede anlayacak, tanıyacak bir cihazatta donanmak gerekiyor. Değil mi? Yani onların da gerçekleşme yeri işte burada. Yani bize verilen o ölçekler, ene dediğimiz, ene diye vasıflandırdığımız o küçücük mizancıklar dediği Bediüzzaman ölçekler. Yani Cenab-ı Allah'ın uluhiyet ve rububiyet sıfatlarını anlamak için, hatta şuunatına kadar bizi çıkarıp onun özellikleriyle şanına kadar anlamak için. O ene meselesini ayrı bir kafa açmamız lazım açmamız galiba. Lazım. Çünkü bununla çok ince bir esma, konudur. Enesiz talim-i esma olmaz. Yani enenin ancak nedir insanın talim-i esmanın açılması eneyle olan bir şey. Bunun gerçekleşmesi halinde, yani bu ene aletinin doğru kullanılması halinde ve kullanıldıktan sonra da o işte şuunata kadar yükseldikten sonra bunun kırılıp atılması halinde has muhatap olma imkanına sahip. Değil mi? Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la da bu belki de en ileri mertebede, en üst noktada, Habibim noktasına kadar ulaşan, makamı Mahmud'u kendisine kazandıran bir has muhatap, bir Habib, bir sevgili manasında. Adeta yani bütün insanlarda Hazreti Adem'le başlayan bu talim-i esma, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la en zirve yapmış ve adeta bu kainatın yaratılmasının arkasında insan var yani. Resul-i Ekrem ve onun ümmeti ve dolayısıyla Hazreti Adem'e kadar giden zinciri söylesek çok yanlış söylemiş olmayız herhalde, değil mi? Tabii burada bir eksik bıraktınız. Buyurun. Şey var hepinizin. Siz tabii normal vücutlara sahipsiniz. Ben bu Rezzak ismini çok fazla talep ettiğimden sıratım bozuldu. Yani her şeyde bir denge var. İnsan Cenab-ı Hak akıl vermiş hakikaten. Ne olursa olsun o dengeler sağlıkta da, belki rızıkta da, belki sevmekte de, belki öfkelenmekte de, hakikaten Cenab-ı Hak hepimize o sırat-ı müstakimi, belki günde 40 rekat namaz kılınıyor, her rekatında Fatiha'da sırat-ı müstakimden bahsediyoruz. Evet, bu isimlerin tecellilerinde de bize bağlı bir şey var. Evet. Sırat-ı müstakim, rota var. Hepsini birlikte mütalaa etmek, ele almak lazım demek. Siz Rezzak ismini, evet Rezzak ismini kullandım ama arkasından bir de Hakim ismi var. Yani o hikmetli İhtiyacın bir kadar. Şekilde kullanmak. Ben yeni öğrendim. Mesela hayvanlar pek doyduğunu anlamıyorlarmış. Yani mesela geçenlerde bir arkadaşın ineği yem torbasını açık bırakmış, alabildiğine yiyor ve nihayet inek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Balıklarda genelde duyarız onu da bak. Öyle mi? Yani demek mesela ki balığa çok kemat hepsini yiyor patlıyor. Evet. Yani Allah'ın isimleri dediğimizde ki biz onları rehber almamız lazım. Tahallaku bi ahlakillah diyor vahyin önemli derslerinden birisi. Onun isimlerini tanımak, o isimlerin anlamlarını, manalarını bilmek ve o manalar istikametinde bir yaşayış biçimi, fiil, bir eylem, bir tavır ortaya koymam icap ediyor. Allah Hakim'dir. Her yerde Hakim, hikmet manasındaki tecellisi ismi var. Tecelli ediyor. Öyleyse ben de kendi çapımda, tavır ve davranışlarımda hikmetli hareket etmem lazım. Allah adildir. Bunun kainattaki, evrendeki tecellilerini görüyoruz. Öyleyse ben de kendi çapımda adaletli olmam lazım. Yani evet. Zamanımız bitti galiba. Evet, bitirdik. Fakat şöyle bir misalle ben kapatmak arzu ediyorum. Tabii. Esasında bütün bu Hakikat Penceresi programımızın her bölümünde muhakkak tefekkürümüzle, belki insanca, belki mümince, belki Allah'ın istediği tarzda sünnete uygun, biz ona manayı harfiyle bakmak diyoruz. Bir bakış, yani esma deyince belki dinleyicilerimiz bu tabirler maalesef çok az kullandığı için anlattıklarımızla birazcık ince hakikatler bize güzel ifade edememiş olabilir. Bir misal üzerinde. Hani bir zaman ısrarla diyor ki bir dağla efendim semaya uzaktan baktığınız zaman hakikaten semayla dağ birleşik gibi. Ama oraya çıktığınızda semayla dağ arasında çok büyük uzaklık var. Yani siz
İşte tavukla yumurtanın sanki bitişik gibi olduğunu sanıyorsunuz. Elma ile ağacın bir bitişik bir sözü. Ağaçla toprağın. Evet. Ama ben geçen işte evimde kitaplığımı bir düzenleyeyim. Hanımlar daha düzene meylettiler. İslam'ı söküyorlar. Sizin vaziyetiniz nedir bilmiyorum. Ben daha düzenli olmaya mecburen meylettim. Ama orada bir öğretmen okulunda aldığım bir ansiklopedinin fasikülünde çok garip bir şey. Rıza Bey'in sahasına hitap ediyor. İşte insanlar apartmanlar yapıyorlar, binalar yapıyorlar. Halbuki o günün, yani ben öğretmen okulunda 1970'lerde, 67-68'lerdeydim. Bir binanın işte uzun efendim arsanın genişliği 10 metre ise bina 11 kat, yani 110 metreye kadar o günün efendim verilerindeki işte ne bileyim şöyle demir, böyle çelik, böyle beton kalitesiyle çıkılabiliyormuş. Yani 11 kat alt uzunluğu 11 katı çıkılıyormuş. Fakat ilim adamları her ne kadar Allah'a bağlamasalar da buğday sapı mimariye meydan okuyor diye yazmışlardı. Hala saklıyorum onu. Buğday sapı mimariye meydan okuyor. Mesela hakikaten buğday sapı işte yarım santim yok ki şu kadar milim 500 kat çıkıyormuş. Bir de rüzgarla yatıp kalkıyor. Rıza Bey'in binaları çok sağlam ama ben hiç öyle yatıp kalkan bina yaptığını görmedim. Hatta Japonlar hani böyle bir kanal üzerinde ilerleyen binalar yapmışlar ama yatıp kalkmıyor. Zaten bir yatarsa bir daha kalkamıyor. Şimdi insan nasıl oluyor da bu esmayı öğretilen, esma öğretilen insan bu kadar akıllı yüksek, bütün teknolojiyi kullanıyor da işte 7-8 titreşimin üzerindeki şeylerde çelikler çöküyorsa, parçalanıyorsa nasıl oluyor buğday sapı 500 kat çıkıyor? Nasıl yere eğilip kalkıyor? Yani birisi kendini tapmak istiyor hakikaten ya. Yani bunu nasıl göremez insan? Ama bu her şeyde. Sapan taşı gibi dönen yıldızlarda, odundan çıkan elmada, pislik yiyen tavuğun yumurta yapmasında. İnsanın böyle bir bakışa, hele eğitimle baksa, işte o zaman benim bir öğrencim orta üstte demişti. Artık Halil amca ben peygamberimizin gelip ayı bölmesine ihtiyaç hissetmiyorum. Ben terliksi hayvan okuyorum. Ben amip okuyorum. Öyle yüksek hasletler var ki onun onu yapması mümkün değil. İşte bu esmaya bakış. Böyle bir tevhid anlayışı elbette ki Hazreti Adem'in sevdiği bir insana öğretilmiş ama asırların velileriyle bu çok gelişmiş olması lazım. Bugün insanlık belki onun sancısını çekiyor. Evet. İnşallah bu yerine oturacak. Yani yanlışlıklar belki zararlı olursa yani, uzaklaşıyor. Peygamberler de belki bunun için var. Bunun için var. Yani Cenab-ı Allah kolaylaştırıyor insanlara. Evet. Yani burada nefis de olduğu için evet. Yanılabilirsin. Şeytan var. Çelebilir. Ama onun için her vakit peygamberler göndermiş. O da yetmemiş. Hatta ondan sonra da her asır mücahitler, büyük zatlar, veli zatlar eliyle de bunları hatırlatıcılar gönderiyor. Yani çok yüksek binalar yapıp üstüne çıkıp eneği kabartmak bir yoldur. Dediğiniz buğday sapına binerek esma dürbünüyle esmaya bakmak da bir yoldur. Birisinde elenin kabarması vardır, öbüründe ruhun yükselmesi vardır belki. Yani ikinci yolu peygamberler tavsiye ediyorlar. Birinci yolu da işte bu materyalist seküler felsefe ve onun akla her türlü uluhiyeti bina edenler bunu tavsiye ediyorlar veya bu yolu açıyorlar. İnsanlık da bu iki yol içerisinde kıyamete yani, kadar gidecek tabii. Yıllar önce Manisa İlim Kültür Vakfı mütevelliyet olarak bir programda biz bir taraftan binalarımızın efendim belki radyan temel mi diyorsunuz? Daha sağlam yerlere, daha güçlü temellerle demir yapılması, artırılması anlatırken bir taraftan da hakikaten kainatı bizim için hazırlayan Allah'a karşı isyan içinde olmamamız. Yani maddi temellerle birlikte manevi temelleri de güçlendirmek. Hani en çok Allah'tan en çok korkanlar ilim adamlarıdır meselesi. Evet. Yani. Evet. Demek ki aslında ilimler ilerledikçe ilim dediğimiz yani fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji vesaire gibi ilimler ilerledikçe aslında siz kainat sistematiğinin içine dahil oluyorsunuz ve oralardaki mükemmellikleri o araştırmalar sonucunda o incelikleri, o sanat harikalarını, o hikmetli oluşu daha iyi görüyorsunuz ve dolayısıyla ona olan inancınız ilimlerin dürbünüyle veya verileriyle daha ziyade olması icap ediyor. Evet. Ve o araştırmalar sonucunda kainatın her alanında belki hani mikro alemden makro aleme kadar
Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisiyle şekil bulduğunu, vücut bulduğunu idrak ediyorsunuz yani. Evet. Fakat ilim buna reddederken bunu ilim, bir bakıyorsun işte bir sene mi oluruz abi beraber televizyonda seyretmiştik. Urfa'nın Göbekli Köyü'nde tarihi 10-12 bin yıl öncesine taşıyan bir yeni gelişmiş mabet. Deliller çıkıyor. Ya bütün tarih alt üst oldu. Nasıl oldu şimdi? Bu yalanları rezil usulaylık çıkardı ortaya. Evet değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Değerli konuklarıma da teşekkür ediyorum sizler adına. Sağlıklar diliyorum efendim. Hoşça kalın. Hayırlı geceler.